Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün haftada 3 video atmamın getirdiği yaratıcılıkla bir favoriler videosu çekeceğiz. Evet, daha önce hiç izlememiştiniz bu konsepti. Ve biz de bunu çekmeye karar verdik ve bu arada artık haftada 3 video atma temposu bir sonraki hafta 2'ye düşecek muhtemelen. Çünkü çok yorucu. Evet, her videoda bunu söylüyorum ama yine de haftada 3 tane atmaya devam ediyorum ama yine de siz buna hazırlıklı olun. Videoya başlamadan önce ne yapmanız gerekiyor? Abone olup bildirim zillerini açmanız gerekiyor. Bu videoyu beğenip yüz binlerce yorum yapmanız gerekiyor. Yüz binlerce. Evet. Favorilerimi anlatmaya geçmeden önce size 2-3 gün önce bir izleyicim tarafından bana hediye edilen bu kıvırcık yapma ve fön çekme makinesi aynı zamanda. Onu gösterip hem kendisine de buradan son bir kez teşekkür etmek istiyorum. Ben bundan 2-3 video önce falan hani hemen saçlarımı bigudiye sardım ve videoya hazırlandım falan demiştim maşam olmadığı için. O da yorumlara işte sana maşa hediye etmek istiyorum falan yazmış. Ben dedim ki aa tabii ki olur, neden olmasın, kabul ederim. Hediye sonuçta, yani kabul etmemek olmazdı. Ama aslında ben onu hani espri, yani yorumlarda öyle bir espri yaptı falan diye düşünmüşken Instagram'dan yazdı. Hani gerçekten yollamak istiyorum vesaire, biz biraz konuştuk. Sonra kargo adresleri falan verildi. Ve Brown'un bu tam olarak ismini bilmiyorum ama şöyle hem fön çekip hem de kıvırcık yapıp şununla da düz fön çekmek için işe yarayan bu şeyi bana gönderdi. Şeyi diyorum çünkü tam olarak ismini bilmiyorum. Kendisine gerçekten çok teşekkür ederim. Ne göndermiş olursa olsun bu benim için bir ilkti ve gerçekten çok mutlu oldum. İşime de çok yarıyor. Özellikle Musa'nın işte de çok yarıyor. Teşekkürler. Yani o da teşekkür ediyor. Bu arada bir tane de not yazmıştı ama not aç şuralarda. Yönelimlerin ne olursa olsun, yüzündeki o bebek gülümsemesi de eksik olmasın. İyi günlerde kullanman dileğiyle Sametciğim, Emine Yağmur Doğan'a teşekkür ettikten sonra favorilerime geçebiliriz. Ben videoyu telefona çektiğim için şarkıları not almıştım, oradan okuyacağım. Spotify'ın dediğine göre aslında şaşırdım buna ama en çok dinlediğim Taylor'ın Lover şarkısıymış ama Shawn'la remix olanı. Musa'nın bana getirisi olan Taylor Swift. İkincisi Dance Monkey. Bunu tabii ki de hep bu şarkılar bu arada hepiniz çok önceden biliyorsunuzdur eminim ama ben sanırım birazcık daha eskiden geliyorum çünkü bunları böyle 2-3 haftadır falan böyle sık sık dinliyorum. Özellikle Dance Monkey'i ilk duyduğumda falan olmuştum ama şu an çok hoşuma gidiyor. Çok eğlenceli ve ritmik bir şarkı. Diğeri yürürken dinlediğim All For Us diye Zendaya'ydı sanırım. Zendaya ve Labyrinth. Labyrinth. Euphoria diziyi aynen de izlesinler. Evet, yani diziyi de izleyin. Benim Bean Connect üyeliğim olmadığı için izleyememiştim. Bu arada bana Bean Connect üyeliği hediye etmek isterseniz kabul edin. Evet, Bean Connect'i Musa bayağı övmüştü Euphoria dizisini. Orada çalan bir şarkı Zendaya ve Lerlebil'in. Yürürken güzel catwalk yapabileceğiniz bir şarkı. Özellikle bazı anlar var, tamamen poz vererek yürüyorsunuz. Diğeri neymiş? Senorita. Evet, bu kaç yıl oldu? Bir yıl oldu mu onu çıkalı? Olmadı mı? Yaz sonu. Ben yine de ama geçten geldim artık. Yaz sonu, Ekim'de falan çıkmıştır bence. Her türlü arkadan geldiğimi yine de kanıtlamış oldum. Çünkü ben 2-3 haftadır dinliyorum. Güzel bir şarkı. Hoşuma gidiyor. Güzel bir şarkı. Son olarak da uyurken Superstar diye bir şarkı dinliyorum. Akustik versiyonunu. Marina. Marina gerçi artık adı da. Adı Marina'ymış. Onun Superstar. Superstar. ne yapalım? Koyabilseydik, telif yemeseydik koyabilirdik. Koyabilirdik. Koyardık ama koyamıyoruz. Neyse, müzikler bu kadardı. Bu aralar oldukça yabancı dinlemeye çalışıyorum çünkü birazcık İngilizce öğrenmem gerekiyor. Bu yüzden çok fazla Türkçe dinlemiyorum. En çok dinlediklerim bunlar. Diğer favoriler de YouTube'da en çok takip edip izlediğim kanallar
vesaireler. YouTube'tan baktığıma göre ben zaten 3 kanalı takip ediyormuşum. Ve bunların arasında Musa'nın kanalı. Yok mu? Birincisi tabii ki de Azra Cohen'in videosu. Zaten daha önce de söylemiştim. Takip ettiğim için de burada da tekrar söylemeye ihtiyacı duydum. Röportajlarını ve konuşmasını izlemeyi seviyorum. Birincisi o. İkincisi benim yazın başından beri yine Musa sayesinde, Musa izletmişti ilk bir bölümünü. Sonra ben o kanalın bir yılı oldu bu arada. Bir iki hafta önce bir yıllarını doldurdular ve bütün videolarını izledim. Gerçekten. 5 yıl izlenen videolarını bile izledim. Tabii artık 100 bin aboneleri falan var, birazcık arttı. Ben onların ilk takipçilerindenim. Kutsal Motor. 4 kişiler ama o kanalda bir bölüm olarak aşırı ünlülerle kısa görüşmeler diye de bir neleri var? Konseptleri var. Orada da zaten Zeynep Ocak diye bir kızcağız. aşırı komik, aşırı vizyonlu bir kanal. Yani izlediğinizde kızıcı ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten benim videomu izledikten sonra direkt onların kanalına geçebilirsiniz. Zaten aşırı ünlülerle kısa görüşmeleri birçoğunuz izlemişsinizdir. Diğerlerini de izleyin. Daha çok böyle film eleştirileri üzerine dönüyor ama oldukça güzel, yani sarıyor hepsi. Son olarak da benim Instagram'dan tanıştığım bir arkadaşımın kanalı var, Osman Akgül diye. Çok az abonesi var ve 6 videosu var. Pek video yayınlamıyor ama ben böyle onları Instagram'dan da bildiğim için o ailesiyle olan yakınlığını, sıcak samimiyet içerisinde bir aile bağları var. Onları izleme hoşuma gittiği için onları da takip ediyormuşum. Son zamanlarda gittiğim favori mekanlarımdan bahsedeceğim. Yine çok fazla kendime baktım, özür dilerim. Musa videonun başında uyarmıştı. Ben aslında dikkate alacaktım ama kendime bakmadan duramadım. Kusura bakmayın. Son zamanlarda gittiğimiz en favori mekan sanırım Karaköy'deki Brew Coffee Works. Evet. Hem kahveleri gerçekten güzel. Zaten 3. nesil bir kahveciler. Hem mekan çok güzel. Mekanın o ısıtmalarındaki o kırmızılık yüzünden geceleri çok rahat fotoğraf çekilemiyorsunuz. Ama hani gündüzden gidip fotoğraf çekilip akşama da böyle sıcacık arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz. Evet, çalışanları çok iyi. Şimdi ona geçecektim. Son olarak da çalışanları aşırı samimi, cana yakın. Çok tatlılar hepsi. Gerçekten gittiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Karaköy'de tam olarak adres vermeyeyim, bulabilirsiniz zaten. Brew Coffee Works. İkinci mekanda Taksim'de Şişhane çıkışının sağında bir han var. Hanın bir ismi var mı bilmiyorum ama o hanın içinde işte Cafe Nero, Starbucks, Viyana Kahvesi diye bir mekan var. Ben Viyana Kahvesi'ne gitmemiştim. Ama sık sık oraya uğruyoruz son zamanlarda. Bu kadar. Yani en çok gittiğimiz onlar. Başka pek aklıma gelmedi mekan olarak. Bu beni odaklıyor mu? Odaklıyor. Herhalde. Neyse. Son olarak favorilerim ise dizi olacak. Bu son yılda izlediğim en güzel dizilerden biri olarak Pose'u önerebilirim. İzlediğim en güzel LGBT temalı film olabilir. Pardon, dizi olabilir. Hatta o. Evet, içinde dram var ama birçok komedi sahneleri de var. Ve aynı zamanda AIDS'i de anlatıyor. AIDS konusunu da işliyorlar falan. Oldukça bilgilendirici, eğlendirici ve farkına varındırılıcı. Güzel bir dizi. İkinci olarak dizi önerim de Anne with Annie. Daha önce de önermiştim zaten bu diziyi. O da yine bir dışlanmayı konu alıyor ve bir kız çocuğunun ya da genel olarak bir çocuğun o uçsuz bucaksız hayal dünyasını bize anlatıyor. Ve bizim de büyüdükçe aslında ne kadar hayal kurmaktan uzaklaştığımızı ve hayal kurmayı boşladığımızı fark ettiriyor. Yani en azından bana böyle olmuştu. Hayal kurmanın önemini biliyorsunuz zaten. Bunu anlatmayacağım ama kesinlikle o diziyi izleyebilirsiniz. Çok tatlı ve sevimli bir dizi. Son olarak da dizi olarak şey önerebilirim. Cable Girls'ı önerebilirim. O da yine kadın gücünün konu alındığı bir dizi. Son favorilerimi söylemiştim ama şu an yeni denemeye başladığım bir saç yağını göstermek istiyorum. Daha 2
3 gün önce falan aldım. Bir kez kullanabildim. Gratis'ten Husk diye. Macadamia Oil. Metle. Ay neyse ya. 14 lira falan indirimdeydi gerçi de. Yani şöyle küçük bir şişe aslında. Muhtemelen bana bir 2-3 hafta gidecek. Sadece bir kere sürdüm ve Super Gro gibi vazelin kıvamında değil. Daha böyle sıvı yağ kıvamında. Super Gro'yu kullanmamın sebebi de hem bitti hem de şu an indirimde değil, o hala 90 lira. Şu an ona 90 lira vermeme gerek yok çünkü ben onu çok uzun zamandır kullanıyorum. Bir 8-9 ay oldu neredeyse, hatta geçmişte olabilir. Artık böyle çok etki etmemeye başladı bana. Bu yüzden bir bunları deneyeceğim. İşe yararsa da zaten size söylerim. Bunu şu anlık sadece denediğimi söylemek için söylüyorum. Favorilerim videosu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bu tarz videolar görmek istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.